İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde Elazığ'da yetişmiş ve terk-i dünya etmiş, rahmeti rahmana kavuşmuş bir tasavvuf deryası Nimri Dede'yi anmaya, yad etmeye, onun gönül dünyasına ışık tutmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Ahmet Buran ve Nimri Dede'nin oğlu Naki Dehmen'le birlikteyiz. Nimri Dede bizim ışıklar tutarak izlemeye çalıştığımız gönül dünyasını dört mısrayla açıklamış. Ali yolu düşünürler yoludur. İlim irfan hem fazilet doludur. Bu deden de o kapının kuludur. Gâh can olur, gâhi canan dediler diye resmeder. Ama Nimri Dede'nin öz evladı ama onunla aynı tasavvuf sofrasında bulunmuş oğlu Ercihan Dehmen babasını biraz da tasavvufun ışığında, tasavvufun nuruyla vasfetmeye çalışır. Kainatı ve sakinlerini Yüce Hakk'ın isim ve sıfatlarının tenezzülatının zuhuru bilir. Varlığa haklarının teslimiyetindeki hassasiyeti, kemale ermenin kıstası belirler ve buna iman ederdi. Hasılı İbni Arabi, Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş ve nihayet Niyazi-i Mısri, Cenab-ı Belhi ve ondan kemaliyle arz-ı hayat tutan, ışığa sevdalı bir zat idi. Bir Alevi, Melami, hak dostu idi. Velhasıl Nimri Dede. Nimri Dede'yi rahmetle yad ediyoruz ve onun artık vahdet-i vücut ve tasavvuf dünyasının şaikasında adeta bir yıldız hüviyetinde bir kıtasını sizlere arz ediyoruz. Ben kendi kendimi bulduğum demdem. Küllü men aleyha fena elveda. Onda hak ile hak olduğum demdem. Çar anasır kûnununa elveda. Bu şimdi Osmanlıca. Belki biraz da Farsça karışık bu kıtayı. Ehlinden Profesör Doktor Ahmet Buran'dan soracağız. Evet hocam, evet. Söz sizin. Teşekkür ederim. O galiba internetten aldınız. İnternetten aldım ama. Biraz yanlışlar var. Doğrusu zaman doğrusunu okuyunuz. Yanlışlar evet. Var maalesef. Tabii. Onu tabii, İnternetin bu kabil şeyleri var. Evet. Arazları onları var. Onları düzelterek tabii okumak lazım. O düzelterek okuyun. Biz düzelteceğiz. Evet. Biz düzelteceğiz. Hani seyirciler de duydular ya. Onun için tabii, onun için düzeltilmiş yanlış halini sizden evet dinleyelim hocam. O okuduğunuz şiirde vahdet-i vücut felsefesi çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Çok derin, evet, çok derin bir şekilde anlatılıyor. Hatta o kadar derin ki yüzme bilmeyen girerse boğulur. Boğulur yani. Evet. O derece diyebileceğimiz evet bir şey. Evet, evet. İsterseniz adım adım o derinliğe doğru gidelim. Elbette, tabii. Biz sizi dinliyoruz. Başka bir şiirini okuyayım. Şimdi oradan bir kapı açarak öbürüne varalım. Tasavvuf denizine böyle sığ yerlerden girmeye yavaş başlayalım. Yavaş. Adım tamam, adım, tamam, adım, adım. Tamam hocam. Şimdi gerçekten Nimri Dede sadece bunları öylesine yazan bir adam değil. Evet. Bunları bilen, bilerek yazan birisi. Evet. Bilerek yazdığını sohbetinden dolayı biliyorum. Şimdi bazı şairler dil insana toplumsal bir müşterek şuur altı sunuyor. Dil, kullandığımız evet dil. Bu dilin o toplumsal şuur altı hafızasından yararlanarak bazı kelimeleri bir araya getiriyor. Çok önemli şeyler söylüyor zaman zaman şairler ama sorduğunuzda farkında değil söylediğini. Çok doğru. Farkında olmadan söylüyor. Farkında olmadan söylüyor. Ama Nimri Dede farkında olarak söylüyor. Biliyor. Evet. Bilerek, bilinçli, farkında olarak yazıyor. Ben konuşmasında bunları nasıl açıkladığını gördüm. Bu sen burada ne demek, mesela bir şiirinde diyor ki bu deden diyor ki sözün doğrusu evet cehaletmiş bize bu baş ağrısı. Sende olsaydı bunun yarısı dolaşırdın sen meyhane meyhane. Bu Kaymakam Bey ile yapılan sohbet sırasında Kaymakam Bey ona diyor ki sen bunu kime diyorsun diyor. Allah'a diyorum diyor. Evet. Diyor ki Allah'a böyle denir mi? O diyor ki ben derim diyor. O bana cilve yapıyor, ben de ona cilve yapıyorum diyor. Evet. Sonra bir ayet okuyor, o ayeti bir şerh ediyor, bir açıklıyor. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yani evet o derece.
Şimdi naz makamı deniyor ona tasavvuf. Dolayısıyla evet. Yani öyle laf olsun diye ya da ezberden söylemiyor. Gayri şuuri bir şekilde de söylemiyor. Bilerek, farkında olarak ne dediğini bilerek söylüyor. Dolayısıyla çok önemli bu anlamda söyledikleri. Şimdi bir şiirinde şöyle diyor. Şu yelden, topraktan, ateşten, sudan vücutlar yaratıp ayağın eyledin. Bu saydığı şeyler anasır-ı erbaa. Yani insanı yaratıldı. Dört temel madde. Şu yelden, topraktan, ateşten, sudan vücutlar yaratıp ayağın eyledin. Her birini bir ayine edinip kendini kendine beyan eyledin. Şimdi Allah bütün varlığı yarattı. Evet. Bütün kainatı yarattı. Ama bütün kainatın özü ve en üstünde eşref-i mahlukat olarak kimi yarattı? İnsanı yarattı. İnsanın en şereflisi kimdi? Hazreti Muhammed. Muhammed. Evet. Şimdi dolayısıyla insan Allah'ın bir kendini yansıttığı bir ayna gibi. Bütün kainat öyle ama insan bunun en mükemmeli olduğuna göre en iyi insanın kendinde Allah'ı görmek mümkündür. Evet. Ama bunu insanı putlaştırarak değil. Yani değil, evet. insanı böyle maddi anlamda demiyor. Değil, evet. İnsan neydi? Allah insanın gönlüne tecelli etmiştir, değil mi? Evet. Dolayısıyla insanda, insanın gönlünde Allah'ı bulursunuz. Eğer o yolu bulursanız, bilirseniz. Elbet. Şimdi kendini kendine beyan eyledin derken işte insanı yarattın diyor. Aslında kendini kendine gösterdin. İnsan evet. Senin bir aynan. Tabii. Bütün yaratılmışlar, bütün varlık zaten vahdet-i vücut onun bir yansımasıdır. Bu şuna benziyor Sayın Hocam. Yani izleyicilerimizi biraz müşahhas hale getirmek için. Bir güneşli bir günde elimizdeki cam kristalleri bir sahraya yaysak. Güneş yükseldiğinde her camın içerisinde bir ışık görürüz. Ama o ışık bizzat ışık değildir. Güneş olmasa hepsi bir cam parçasıdır. O ışık kimden eserdir? Evet. Güneşten eserdir. Evet. Evet. Yeryüzünde nefes alan her canlının hay isminin tecelli ettiği makamı Allah'tan gelmiştir. Vahdet-i vücutta bunu anlatıyor Nimri dedi. Evet. Evet. Bir benlik verip yaktın narına, kendin hitap ettin kendi zarına. Aşıklar varınca aşk pazarına, kendini kendine beyan eyledin. Nice sesler çıkarttın bir nefesten, ayrılıklar doğdu her çıkan sesten. Cam bülbülü ayrılınca kafesten, kendini kendine beyan eyledin. Evet. Birçok hisler terkip ettin vahdette, nice libas giyip geldin nebatta. Ayrı ayrı görünsen de surette, kendini kendine beyan eyledin. Evet. Şimdi ayrı ayrı görünsen de surette, taş, evet. Toprak, ağaç, insan, yıldız, gök işte falan filan. Ama esasında bütün yaratılmışlık baktığınız zaman onda evet. Allah'ın kudretini, güzelliğini, cemalini, varlığını size gösteren dünya kadar delil var. Dolayısıyla onda Allah'ı görmek, o yaratılmışlıkta Allah'ı görmek mümkündür. Evet. O gözle baktığınızda orada görürsünüz. Dolayısıyla ne yapmış olur? Yaratan aslında kendini kendine beyan etmiş olur. Kendini evet. Kendine açıklamış olur. Kendini göstermiş olur. Kainatın yaratılışı İslam tasavvufu içerisinde neye bağlıydı? Cemali mutlak olan Allah kendi mutlak güzelliğini görmek istedi. Ve ayna hükmünde olan bütün kainatı yarattı. Evet. Yani cemali mutlak, mutlak güzellik Allah'ın kendisidir. Ve Allah o kendi güzelliğini seyretmek, görmek, gözlerini evet. Görmek istedi. Ve işte kainatı yarattı. O yaratılış emri neydi? Kün fe yekün, kün evet. Fe yekün, kün evet. Emri, kün emri. Şimdi işte o kün emrini de içine alan o bahsettiğiniz şiiri okuyarak oradaki... Orayı hocam, evet, onu sizden dinleyelim. Sonra Naki Bey'den bir güzel hatırayı çağrıştıran bir şiir dinleyeceğiz. Evet, evet hocam, sizi dinliyoruz. Sizin de az önce girişte okuduğunuz hani bazı üslup şey evet. Kelime hataları var. Bu tür şeyler internette zaman zaman yanlış yanlış yazılıyor. Evet. Oraya yazarken yanlış oluyor, alınırken yanlış oluyor. Doğru. O tür şeyler olabiliyor. Tahsiye etmek evet. Gerekiyor. Evet. Evet hocam. Ben kendi kendimi bulduğum demde küllimen aleyha fana elveda. Onda hak ile hak olduğum demde çar anasır kafununa elveda. Evet. Şimdi
bunun derinliğine vakıf olmadan, bunu anlamadan tabii böyle geçince olmaz. Evet. Şimdi çar anasır, kâf-ı nûn'a elveda. Çar anasır ne? Dört. Dört unsur. Dört unsur. Yani insan, hava, su, toprak, güneş. İnsanın yaratıldığı hava, su, toprak güneş. Ateş. Ateş. Güneş anlamı, evet. Evet. Şimdi bu dört unsurdan yaratıldığı insan. Çar anasır, bu dört unsur. Kâf-ı nûn ne? Kün emri. Kâf-ı nûn, kün emrinin sembolik anlatımıdır. Evet. Kâf-ı nûn. Eski yazıda kef ve nun kün demektir. Evet. Kün emri. Kün emri, kün feyekün, ol dedi, oldu. Cenab-ı Allah kün dedi, dört anasır vasıta oldu. Evet. Nazarlara. Tabii, tabii. İnsanoğlu halk oldu. Bütün, o manada. Evet, evet. Yaratıldı. Kainat halk oldu. Yaratıldı. Şimdi peki kâf-ı nûn, yani kün emri verilmeden önce kim vardı? Durum neydi? Kainatta ne var? Bir tek Allah vardı. Bir tek Allah vardı. Evet. Kün emri verilmeden önce bir tek Allah vardı ve yaratılmış hiçbir şey yoktu. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kün feye kün dedi ve bütün varlık oldu, insan dahil. Evet. Yaratıldı. Eğer siz kün emrine ve çar anasır, yani dört unsura elveda diyorsanız, yani ondan kendinizi soyutluyorsanız, onun öncesine dönüyorsanız kimle beraber dönüyorsunuz? Kimle berabersiniz? Cenab-ı Allah'a dönüyorsunuz. Cenab-ı Allah varlığın içindesiniz artık. Bütün yaratılmışlık var olmadan önce, yaratılmadan önce aslında Allah'ın zatında mevcuttu. Evet. Kainat, İlminde mevcuttu. Bütün kainat, bütün yaratılmışlık, var olan her şey esasında Allah'ın zatında mevcuttu. Evet. Onu görünür başka bir alem şeklinde yaratan ve dağıtan, şekillere büründüren onun bu emridir. İstediği şekillere koyarak onları yarattı. Şimdi siz kün feye kün emrinden önceye döndüğünüzde yaratılmışlık ortadan kalkar ve sadece Allah kalır. Allah'ın kendi varlığına geri dönüştür bu. Evet. Allah'ın varlığında var olmak yahut onun varlığında yok olmak. Evet. Yani tasavvufta fena fillah, beka billah son aşamalar. Evet. O ne demektir? Allah'ın varlığında yok olmak. Allah'ın varlığında var olmak ya da. Evet, yani Allah'la beraber var olmak. Artık Allah'ın dışında hiçbir şey olmamak. Yok, evet. Hiçbir şey olmamak. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda artık bu yaratılmış, sonradan olmuş şeylere ihtiyaç var mı? Yok. Yok. O zaman ona elveda diyor. Evet. Çok raks ettim bu elmanın faslına, şimdi bütün yüzler döndü aslına. Ne oldu? Evet. Aslına dönünce Allah da o kün emrinden önceki haline döndü. Evet. Ve aslına döndü. Can, canan bir oldu misli misline. Yani can kim, canan kim? Yani yaratılmış ve yaratan. Evet. Biri can, biri canan. Şimdi ondan ikisi ne oldu? Bir oldu? İkisi bir oldu bir artık. Oldu. Ne can evet. var ne canan var. Tabii. Artık iman, ikrar, dine elveda. Evet. Şimdi iman, ikrar, iman ne için? Yaratıldıktan sonra evet. yaratana iman. İman. Dine iman, evet. Yani yaratıldıktan sonra yaratana imandır. Evet. Şimdi ikrar nedir? İkrar, elestübü rabbiküm evet. diye Cenab-ı Allah ruhlara sorduğunda ruhlar beli dediler. Yani evet, evet dediler. Ben sizin Rabbiniz miyim? Ruhlar evet. evet dediler. Bu ikrar denilen şey işte orada verilen sözdür, ikrar. Yani evet. söz verdi ruhlar. Sen bizim Rabbimizsin diye. Şimdi bu ona böyle bir söz verildi, ona inanılıyor ve sonradan dinler geliyor. Dinler neyi bize göstermeye çalışıyor? Allah'ın varlığını, kudretini, birliğini, evet. gücünü. Dinler bunu bize anlatıyor. Bunu anlatıyor ama... Şimdi peki siz geri ruhlar alemine ve Allah'ın zatına geri döndüyseniz, artık Allah'tan başka hiçbir yoksa bu ikrara, bu dine gerek var mı? Din gerek daha var. Sonra bahsedilecektir. Evet. Sayın Burhan, isterseniz biz konuğumuz Naki Bey'den bir daha sonra bu konuya dönelim. Bunu bitirelim isterseniz, bir bütünlük bozulmadan. Tabii bütünlük bozulmadan. Şey sonra yapayım, tamam, okuyayım tamam. En azından. En azından okuyun hocam tabii. Açıklamaya çünkü çok girmeden. Naki Bey'i biz şey yapmayalım, evet. o hatırasını dinleyelim. Sadece okuyayım şeyi. Okuyalım devam hocam edelim, tabii. Evet. Teşekkür ederiz anlayışınıza. Ayan oldu vahdehunun esrarı, habbelerde bile yoktur inkarı. Bu veç-i ezelin var mı kenarı, zaman, mekan, emri küne elveda. Elveda. Hilkat gaflette olundu ayan, hak, halk ile oldu, hak kaldı nihan. Daim var göründü Hazreti İnsan.
cehlimle gördüğüm ana elveda. Çok güzel. Ey gönül, maksudum sensin hakikat. Bir yüz imiş hakikatla şeriat. Var kendi kendinle eyle muhabbet. Artık olsun namüşana elveda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Buran. Yalnız bu arada ben şunu da görüyorum ki internetten indirdiğiniz şiirler bir fecaat. Yani evet, şurada hiç öyle, alakası olmayan öyle, şeyler var. Evet. Şimdi çağımız şairlerinden biri diyor ki, açsam gözlerimi ben içindeyim, kapatsam gözümü dünya içimde. Bu sır kahredecek garip başımı, her şey bir şey ama başka biçimde. Evet. Onun gibi. O da ben bunu bir gün size açıklamıştım da demiştiniz ki. Var bu arada tabii esrarımız sırrımız da ifşa oldu. İfşa oldu. Ahmet Bey'in şiiri bu da. Evet. Aslında o da Nimri Dede'nin dediğini diyor. Evet. Yani her şey bir şey ama başka biçimde. Evet. Evet. Biz Nimri Dede ile aynı dağın suyunu içmişiz. Elbette. Şimdi Sayın Naki Hocam, Naki Dehmen Hocam, babanız bu kadar derin deryalara girmiş çıkmış ama bir nazar da cemiyete atmış, nazar etmiş. Cemiyetle ilgili bir olayı almış, resmetmiş. Onun çok güzel bir şiiri var. Bizim Elazığlıların hepsinin efsane bir şahsiyet gibi kabul ettiği Mütemit yazıcı vardı. Evet. Onunla ilgili bir şiiri var, onunla ilgili bir hatırası var. Onu dinleyelim sizden. Ben önce Mütemit Bey'le ilk tanışmasını arz edeyim. Tabii onu dinleyelim sizden, evet. Şimdi babam bahçede ağaçlarla su vermekle falan meşgulken, Bitişik Köy'de ablamın kayınbiraderi Sadık abi rahmetli. Evet. Ruhsal bir problem yaşıyor. Babama getiriyorlar, diyorlar ki işte İsmail amca bunu Elazığ'a doktora götür. Babam da getiriyor Mütemit yazıcıyı, tanımıyor, tavsiye ediyorlar. Evet. Mütemit yazıcı da hastalarına falan bağırırmış. Evet, evet, evet. Öyle bir insan. Azarlarmış. Evet. Babam da işte bahçeden gelmiş, ayağında kara lastik, üzerinde çamurlu şalvar. Ondan sonra kılık kıyafeti şey olunca babamı da pek dikkate almıyor. Sadık abiye bağırıyor. Babam da diyor ki bir dakika hoca, şu ceketini bir iyilikle bakalım. Bu adam senin belli nimetin. Bu deliller olmasa seni kim tanır? Çok güzel, evet. Sen biraz dikkatli ol. Biz bir tane elbise satıncaya kadar bir hammalın 4 saat kaprisini çekiyorduk İstanbul'da. Yani sen burada 2 dakikada bakacaksın, bir sürü para alacaksın. Bir de bağırıyorsun üstelik falan diye. Anında orada eğer tevabetin özünü ararsan evvela var hissi insanı öğren diye irticalen. Çok güzel, evet. Onu da getiriyor, köyde tamamlıyor. Eğer tevabetin özünü ararsan evvela var hissi insanı öğren. Evet. İdrak içinde ruh denen ceryanın kalbinde yaptığı devranı öğren. Evet. Hem tahlil et mevcut olan kanını, neresinde bulursun gör canını. Orada sarf eyle her imkanını, canın eğlendiği mekanı öğren. Evet. Gör ne incelik var organlarında, beyne bağlanmışlar aklın yanında, havadis verirler tam zamanında, oradaki nizam-ı erkanı öğren. Çok güzel, evet. Öğren o dizilimi kemiklerini, gör nasıl giymişler etle derini. Sen bir yana koy da bildiklerini, dedenden bu ilmi irfanı öğren. Çok güzel, diye. Evet. Şimdi emin olun mu, ben şunu görmedim de, Mütemit yazıcı da bu şiiri görse görmüş sonra ahbap olmuşlardır. Tabii, evet. Her hafta, ben ona inanıyorum. Her hafta arabanın bagajını doldurup ta köye babamın bahçesine gelip sohbet ediyorlarmış bütün insanlar. Ben inanıyorum ona. Çünkü o da kıymetli bir zat. Evet, tabii. Evet. Nur içinde yatsın. Evet. Bu hatırayı sizden dinlemek fevkalade güzel oldu. Biz gene Ahmet Buran hocamıza dönüyoruz. Hocam, şimdi bir ben öyle diyorum. Romanı sıksanız hikaye olur, hikaye sıksanız şiir olur. Yani sözün özü, usaresi bir noktada şiir. Şiir aynı zamanda gönül dünyasının da resmi. Şimdi merhum Nimri Dede'nin artık 3. bölüme geldik. Vahdet-i Vücut'la ilgili şiirlerini sizden dinlemeye devam edeceğiz. Evet. Yani Vahdet-i Vücut'la ilgili bir hayli yazdığı ama özellikle bir özellik arz eden şiiri varsa onu da anlatabilirsiniz. Evet. Şiirleri var. Aynı zamanda tabii Nimri Dede çeşitli tarikatlara da girip elbette çıktığı için girip çıktığı için belli insanların, bu tarikat önderlerinin, pirlerin, şeyhlerin elinden tutup ondan sonra onlarla muhabbet sohbet ettiği için ona dair
Yani tarikat adab ve usulüne dair de şeyleri var, şiirleri var. Evet. Bununla birlikte ben şey sırasında gerçek... Bir 10 saniye araya girebilir miyim hocam? Tabii sayın. Onar yani. Köyü'nde Onar Baba evladı Koca Dede. Evet. Yani tarikat çiftlerinin haricinde onu Koca Dede'ye de çok itibar göstermiş. Evet. Bana adamlık ve adamları tanıttı. Der. Evet. Koca Dede için. Evet. Şimdi tabii bu Onar Dede de Şık Hasan Efendi'nin sülalesi. Evet. Baskil'deki Şık Hasan Efendi çabuk sülalesi. Düşünen, yavaş konuşan. Evet. Yerken cimri, yedirirken cömert bir dedeydi der. Evet, onu öyle mi anlatıyorum? Evet. Dedeydi. Çok güzel. Evet. Nükteli fakat kesin bir tanım. İşte bununla ilgili yani bu durumla ilgili bir şiiri var. Onu isterseniz okuyayım. Evet hocam. Aşkın pazarında bir ere vardım. Bir nutku bin derde derman görünür. Bir mescit yaptırmış içi meyhane, sakinleri mestü hayran görünür. Evet. Şimdi işte zahitler bir mescit yaptırmış içi meyhane sözünden vay kafir diyebilirler. Evet. Mescidin içinde meyhanenin ne işi var filan diye. Evet, evet, halbuki meyhanenin sembolik anlamları çok başka. O mescidin yanına meyhaneyi getirip koyduğunuz zaman orada riyayı ortadan kaldıran evet. ve bütünüyle teslimiyeti ifade eden bir sembol oluyor o. Yoksa gerçek bizim manada tabii yani değil. Evet, aşkın pazarında bir ere vardım. Bir nutku bin derde derman görünür. Bir mescit yaptırmış içi meyhane, sakinleri mestü hayran görünür. Bir bade de bana uzattı ol şah, hemen destur edip dedim eyvallah. Eyneme tüvellü seme ve çullah, bir zarfa bürünmüş insan görünür. Bu önce okuduğum şiirde de vardı. Burada da başka şiirlerinde de var. Kur'an'dan ayet parçaları evet. alıyor ve ama şiirin içine yerleştiriyor. O da çok güzel bir sanat. Evet. Kur'an'dan bazı ayet parçalarını alıyor. O Arapça mesela buradaki eyneme tüvellü seme ve çullah yani ama çok şeyi, güzel Allah, uyuyor oraya. Evet, zatına yönelir anlamında. O bir şey koyuyor oraya. Var bazı şiirlerinde böyle. Evet. Dedim mest eyledi beni visalin, felekler şevk alır görse cemalin, oku fermanımı gör hasbihalin, bu dede kapında kurban görünür. Şimdi burada bir şeyhe, bir pire duyduğu sevgiyi, saygıyı ve bağlandığı bir şeyi ifade ediyor. Evet, çok bir tarikatı falan ifade ediyor ama bunun gerçek manada şeyhi kimdi? Şimdi Onar Dede yahut başkası şeye gitmiş, İstanbul'da gittiği yerler, oralarda saygı, bunlar değil aslında. Evet. Yani o bunlarla hasbihal etmiş. Evet, bunlarla hasbihal etmiş. Bunlara şey. Şeyde sohbetleri sırasında benim Daren Dede bir pirim var filan dermiş. Evet, evet. Ama oradaki gerçekten böyle bir müritlik bağı mı yoksa o da böyle manevi bir saygı mı evet. Onu da tam bilemiyoruz. Şimdi tabii İslam sadece tasavvuftan ibaret değil. Şeriat var, elbette, hakikat evet. var değil mi? Tarikat, hakikat. Şeriat kısmıyla ilgili de şeyleri var. İbadetle ilgili var. İslam denince Allah sevgisini ve ona olan inancını anlatan şiirleri var. Kur'an dolayısıyla Kur'an'a olan inancını anlatan şiirler var. Evet. Fakat İslam Allah'ın emirleri Kur'an diye bir kitap vasıtasıyla ama bir peygamber aracılığıyla elbette, insanlara evet. ulaştırıldı. Dolayısıyla o dinin, o kitabın peygamberi hakkında da yazdığı çok güzel evet. şiirleri var. Varsa sizden dinleyelim hocam. Evet. Evet. Bir tane peygamberle ilgili yazdığı güzel bir şiir var. Onu okuyayım. Evet. Evet. Tabii ki edebiyatta naat diye biliniyor. Evet. Evet. Tabii peygamber aynı formatta olmasa bile bu evet. Peygamber sevgisini anlatan bir anlatan şiir. Şiir evet. Evet. Duydum mürdelere bile hayatsın ya Resulallah. İki cihanda mücrime beratsın ya Resulallah. Vücudun eşrefi mahluk çünkü levlake levlaksın. Evet. Hem her şeyin evvelisin hem mucibi eflaksın. Hem el fakru fahri dedin hem hakler işre haksın, anlaşılmaz bir muamma suretsin ya Resulallah. Sendedir cümle varidat, hem sendedir feyzi necat. Sen şefaat kânısın, kim sensin alemlere hayat. Seni seven aşıklara hiç erer mi mevtü memat?
onlar için bir mücella miratsın ya Resulallah. Eşin yok insü melekte, hep felekler hayran sana. Yedinci kat gökler oldu, serbeser seyran sana. Şu aşıklar eylemez mi canların kurban sana? Önlerinde bir emsalsiz sıratsın ya Resulallah. Şefaatin diri etme bu zayıf ümmetine. Çünkü aldanıp kaldık biz bu dünya ziynetine. Sen dedeyi cüda etme ehli beytin hürmetine. Bana sade sen maksudu muratsın ya Resulallah. Çok çok güzel. Şimdi evet. Peygamber için yazılmış çok güzel çok şiirlerden. Çok güzel bir naat. Evet. Ve bu da dediğiniz gibi. Şimdi gerçekten ben de biraz şiirle iştigal ediyorum. Şimdi dediğiniz gibi bir takım kavramları torbanın içine atıyorsunuz. Sonra rastgele çekiyorsunuz. Adeta insana bir şiir gibi gelen bir şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bazı şairler veya kendini şair zanneden insanlar bir takım ortak entelektüel bir kültürün ifadesi olan bir takım kelimeleri yan yana getirdiği zaman bir şiir ortaya koyduğunu zannediyor. Ama konuya vakıf değil. Şimdi hocamın anlatımıyla biz merhum İmri Dede'nin tasavvuf deryasına dalıp çıkan bir insan olduğunu zaten anlıyoruz. Bunun yanında Sayın Nakide Ehmen, babanız merhum İmri Dede'nin cemiyete herkesin anlayacağı şekilde bir takım tavsiyeleri, nasihatları da var. Bunu bazen de şiir halinde ifade etmiş. Evet. Bunlardan bir örnek verebilir misiniz? Benim özellikle cehalete çok karşı. Evet, bir veciz sözü var. Evet, ilmi ve eğitimi çokça tavsiye eden evet. Şeyler var, şiirleri var. O anlamda şeyler. Onlardan bir tanesi. Her şey bir şeydir. Lakin cahil cehalet, hiçbir şey. Cahil hiçbir şeydir diye evet. Çok güzel veciz bir söz. Artık şu cennet vatanda tembel insan istemem. Evet. Küçük büyük okumalı cehle kurban istemem. Bütün millet birlik kurup birlikte metin olsun. Yoksa birbirini ısıran vahşi hayvan istemem. Evet. Toplum haline düşünüp huzur bozan ne varsa kökünden silip atmalı tehir zaman istemem. Her kim gerçek Müslümansa aşk atına binmeli, aşk atına binmemişse dinde yalan istemem. Siyasetle uğraşanlar her maksadı bilmeli, nerede olsa kazanmalı tek bir ziyan istemem. Adaletle uğraşanlar kılı kırka yarsa da vicdana danışmayınca hüküm ferman istemem. Evet. Yani hangi hükmü verirseniz verin, vicdanınıza danışın diyor, evet. Tebabet özüne vakıf olmayan hekimlerden tam teşhis koymadıkları derde derman istemem. İktisat ilmini icra etmeyen cemiyetten, o intizamsız hayattan bir lokma nan istemem. Mahluku ayakta tutan bu sevgiden gayrı yok, bu sevgiyi baltalayan hiçbir isyan istemem. Hem de senin her dalında uzmanımız olunca, buradan yad ellere gidip başka uzman istemem. Her asrın yaşamı için ne lazımsa bilmeli. Bir zerresi noksan olsa asla noksan istemem. Bütün dünyayı gözleyip neylediklerini görüp o görüşlerin fevkinde başka görüş istemem. Evet. Her bir fikrin üzerinde bir fikir bulmalıyız. Efsanelerle dizilmiş artık destan istemem. Her ne arzu edilirse ilimde var diyorlar. Bunu inkar edenlere asla bir an istemem. Gizli gizli kul hakkını göz diken hırsızların tek bir tanesi gerekmez. Böyle insan istemem. Evet. Bu Nümdi deden diyor ki beni dinle vatandaş. Taze süt yoğurt dururken ekşi ayran istemem. Şena, çok güzel. Evet. Yani bir de nükteli ama cemiyetin her kesimine hitap eden bizde bende biraz hekimlik de var. Bizi de içine alan bir nasihat var. Allah rahmet eylesin. Sayın Burhan sizden dinleyelim. Şimdi bu cehaletle ilgili şeyi çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten toplumumuzun bütün problemlerinin temelinde cehalet var. Sadece Türkiye olarak değil, bütün İslam dünyası İslam olarak. Dünyası olarak evet. Onun için Nemri Dede de bu çok temel problemimize çok fazla dikkat çekiyor ve onunla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Ben de o cehaletle ilgili 2-3 dörtlük okuyayım. Mesela diyor ki, dede ne fenadır cehlin libası, hep ömrü kirletir cehalet pası. Hayat fışkırsa da irfan yaylası, ben onlardan tek bir giren görmedim. Yani cahil, irfan fışkırsa da hayat yaylası oraya girmez. Evet. Başka bir şey şiirinde, cehalet uyansa devranımızda, cehennemler yanar seyranımızda. Her narı nur eden meydanımızda hiç şüphesiz Şah-ı Merdan dediler. Hazreti Ali ilmin kapısı. Evet. Her narı nur eden. Tabii, yani ateş gibi tehlikeli olan bir. Mesela nefis ateş gibi tehlikeli bir şeydir. Ama
İlimle, irfanla o nur olur. Nur olur. Ne kadar güzel ifadeler, evet. Cehlin azabında kalsa bir insan, ona hiç acımaz bu çarkı devran. Uyuyan cahile desen ki uyan, der şunun katline ferman görünür. Şimdi cahile bir de ya bu cehalettir işte, yanlıştır, şuradan uyan dediğin zaman bir de diyor ki bunu katledin diyor. Evet. Katli vacip. İşin bir geçen internette bir şey gördüm. Muhtemelen yine Hazreti Ali şöyle, tam emin değilim, söyleyebilir. Diyor ki cahillerle tartışmaya girmeyin. Evet. Ben hiçbirini yenemedim. Evet, yani çünkü cahil ne söylese doğru olduğuna inanıyor. Evet. Karşıdakini dinlemiyor. Evet hocam. Şimdi şehrimizde, tabii artık ülkemizde, bütün edebiyatımıza mal olacak bir isim olarak önemli bir isim Nimri Dede. Şehrimizde böyle bir ismin varlığını topluma duyurmak üzere böyle bir program yaptığınız için size ayrıca ben yine teşekkür edeyim. Yani teşekkür ederim. Arada aklımıza geliyor bazı şeyler. Olsun, önemli değil. Şimdi, maksat asıl evet, oldu. Önemli şimdi değil. Şimdi biz Nimri Dede'yi şehrimizin sembol bir ismi haline getirebiliriz. Evet. Bir defa duruşu çok doğru. Şiirleri güzel. Kişiliği çok, bu birlik fikrine çok uygun. Uygun elbette. Hem Alevi'yi hem Sünni'yi Türkmen kapsayacak. Tabii. Alevi'yi ve Sünni'yi kapsayacak. Şimdi bir çok güzel bir ifadesi merkezi var. Duruşu var. Yani Sünnilere diyor ki bak şu sizin eksiğiniz. Alevilere diyor ki şu sizin eksiğiniz. Evet. Onu çok güzel veciz bir tabii şekilde söylüyor. Şimdi toplumda izin verirseniz bir anekdot anlatabilir evet, miyim? Evet tabii ben dinliyorum evet. Babam bıyıkları uzundu. Evet. Ağzını kapatıyordu. Sünni vatandaşın kardeşimizin birisi diyor ki bey amca siz Alevi misiniz diyor. Babam da diyor ki siz, sen Sünni misin diyor. O da diyor ki ben Sünniyim. Sen Sünniysen ben de Aleviyim diyor. Evet evet. Ondan evet. Sonra bir dakika sonra falan diyor ki ya amca bir dakika. Ya ben Sünni değilseydim, sen Sünni değilsen ben de Alevi değilim evladım. Evet evet. Şimdi bu burada bir incelik böyle bir var, anekdot evet. Benim başımdan geçti köye gittiğim zamanlarda. Şimdi Naki Bey'in olmadığı zamandı. Ben o köye gittiğimde işte bir evde oturduk muhtarın evinde. 8-10 kişi köyden insanlar konuşuyoruz. Ben böyle Nimri Dede'yi çok sevgiyle böyle bahsedince filan herhalde beni Alevi zannettiler. Yani işte buna Nimri Dede'ye kim bu kadar iltifat ilgi gösterebilir? Herhalde öyle düşündüler ki baktım konuşma biraz şey gidiyor. Sonra dedim ki hani bir mahcup olacak bir şey olmasın. Bir söz möz olur ya bir şey söylenir falan. Dedim ki yalnız ben Nimri Dede'yi böyle çok seviyorum işte evet, peşinde koşuyorum ama ben Alevi değilim dedim. Ben öyle deyince böyle bir sessizlik oldu filan. Sonra dedim ki ama ben Sünni de değilim dedim. Evet. Ben dedim Alevi de değilim Sünni de değilim ben Müslümanım. Yani evet. Müslüman olmak için Alevi olmak ya da Sünni olmak falan gerekmez. O şemsiyenin altına ikisi de giriyor. Ben evet. Müslümanım dedim. Halil Bey'di galiba. Halil Bey diye biri vardı. Amcam oluyor. Amcanız oluyor. Halil Bey'di. O sonradan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Halil Bey dedi ki ya hocam dedi. Aslında dedi birileri biz Sünniyiz dediği için biz de Aleviyiz diyoruz. Birileri biz Sünniyiz demese dedi biz de Aleviyiz demeyeceğiz dedi. Yani en doğrusunu dedi sen söylüyorsun. Şimdi belki sonlara yaklaşıyor muyuz bilmiyorum. Evet. Yine bu vahdet-i vücut ile ilgili evet. Benim çok ilgimi çeken çok derin bulduğum bir şiirini yine sizden okuyayım. Dinleyelim hocam. Bunun divan edebiyatında da bir benzeri var ama dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem diye evet, bilinen şey bu bestelenmiş şarkı filan ama bu başka. Ben cilve-i alemim, gönlü merkez Adem'im, anı daim bir demim, dem bu demdir, dem bu dem. Evet. Şimdi burada şiir güzel ama mana olarak çok derin. Ben bunları izah edersem çok uzun uzun anlatırım evet, ama evet. Ben cilve-i alemim, gönlü merkez Adem'im, anı daim bir demim, anı daim bir dem, anı daim. Aslında zaman kavramıyla alakalı. Evet. Anı daim kılmak, işte zaman birbirini izleyen anlardan oluşan çizgisel bir bütünlüktür. Evet. Fizik. Şimdi her anın daim olabilmesi için Allah'tan İsmi Hayy'in tecelli etmesi lazım. Yani
Allah'ın isimleri tecelli etmese an daim olması mümkün değil. İşte yokluk, anın evet. daim olması evet. Faninin baki olmasıdır. Evet. Faninin baki olmasıdır. An evet. nasıl daim olur? An geçicidir. Geçicidir evet. Ama daim olduğu her zaman var demektir. Evet. Yani önü sonu olmadan sürekli var demektir. Evet. Anı daim olan bir demim, dem bu demdir, dem bu dem. Hep çarkı azam benim, eşkali nizam benim, hem noksan hem zam benim, dem bu demdir, dem bu dem. Ezeli Nuh'a mülk benim, insü cin eflak benim, bi külli eflak benim, dem bu demdir, dem bu dem. Şahidü meşhud benim, hem şahit hem meşhud. Mabudü abid benim. Şimdi burada iş yine şey olabilir. Mabudü abid benim. Yani hem ibadet edenim hem ibadet edilenim. Evet. Kime ibadet ediliyor? Allah'a. Kim ibadet ediliyor? Allah'ın kulları. Kulları. Şimdi kullar Allah'a ibadet ederler. Ama diyor ki ben hem kulum hem Allah'ım. Burada tabii. Şimdi bu evet. ben kulum ve ben Allah'ım sözü neyi hatırlattı? Enel Hakk'ı hatırlattı. Enel Hakk'ı dediği için zahitler ne yaptılar? Hallacı Mansur'u öldürdüler. Ama o onu söylemiyordu. O diyordu ki benim ruhum, ruhaniyetim ama, Allah'tandır. Ama Yunus da bunu demişti. Ol Rahim-i Rahman benim diyor Yunus. Evet. Ol Rahim-i Rahman benim. Şimdi bunu Yunus söylerken işte birileri Yunus'unkini sevgiyle anlıyor veyahut da işte onu anlıyor ama Hallacı Mansur söylerken vay diyor sen nasıl? Halbuki onun demek istediği diğer az önce okuduğum o şiirde de izah ettiğimiz gibi yaratılmışlığın Allah'tan bir yansıma olduğu düşüncesinden hareketle varlığın Allah'ın varlığında erimesi anlamında bir bunu kastediyor. Tasavvuf evet. anlamda bunu bilen adamın bu anlamda söylemesinin hiçbir sakıncası yok ama bilmeyene göre küfür işareti. Bilmeyen zannediyor ki ilahlık iddiasında İddia bulunuyor. Evet. Halbuki öyle bir şey değil. Yani şahid-ü meşhud benim. Şahid-ü meşhud burada da aynı şey. Evet. Yani şahit ve meşhud olmak şahit olunan ve şahit olan. Şahit olan hem gören hem görülen benim diyor. Hem evet. gören hem görülen benim. Evet. Hem ibadet eden hem ibadet edilen benim. İşte bu şuhud benim, dem bu demdir, dem bu dem. Evet. İkrar, inkar benim. Hem ikrar benim, ikrar neydi? Elestü bi rabbiküm. Evet. Ve ona verilen cevap, beli, evet. Evet. Yani ben sizin Rabbiniz miyim? Evet. Bunun adı ikrardır. İkrar. Evet. İşte ne diyor? İkrar benim diyor ama inkar da benim. Geriye çünkü, döndüm çünkü. Geriye döndüm. İkrar, inkar benim. Verilen karar benim. Kar benim, zarar benim, dem bu demdir, dem bu dem. Evet. Yol ve mücahit benim, esrar-ı vahid benim. Bak, vahid kimdi? Evet. Allah, vahid, tek, bir. Birin esrarı benim diyor. Evet. Allah'ın esrarı, sırları bendedir diyor. Esrar-ı vahid benim, cem olun mescit benim, dem bu demdir, dem bu dem. Evet. Çok müthiş teşekkür ediyoruz. Müthiş bir şey. Bu dediğimiz gibi tasavvufun deryasına dalan bir insanın seyrengahından başka bir şey değil. Ancak özür dilerim. Ancak evet. şey yani altını tenekeciye gözetmek de var. İşte o altının kusuru değil. Evet. O altın dolayısıyla kıymetsizdir evet. diyemeyiz. Onu götürenler de kapat. Şimdi Sayın Buran sevgili izleyicilerimizi de bir noktada aydınlatacak bir kısa bir metne geçeceğiz. Ercihan Dehmen Nimri dedenin oğlu ama onunla beraber tasavvuf sofrasında bulunmuş. Onun nazarıyla Nur-u Kainat Hazreti Peygamber'i vasfeden birkaç paragrafı var. O diyor ki benim diyor babam Nimri dedenin hadiselere bakışı şöyleydi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mescidinde rutinindeyken şerefli huzuruna bir pir-i fani gelir. O kendi lisanıyla ya Muhammed der, senin edebine, ahlakına, doğruluğuna, yan basmadığına, yanlış demediğine canımla şahidim. Velakin her gün yeni bir hüküm getiriyor, yeni bir teklifi bizleri mükellef tutuyorsun. Benim aklım kıt, ezberim ise hiç yok. Ben ve benim gibiler için senin dininin bizleri de kucaklayacak bir özeti yok mu? Bizim de develerimizi kervanında himaye edecek bir ilaç yok mu?
Var dedi. Fatıma'nın babası, Ebu Talib'in yeğeni, Hamza'nın süt kardeşi, Ali'nin emmizadesi, Hasan Hüseyin'in dedesi, Cibril'in yoldaşı, Vahyin emini, Mirac'ın mihmanı, Hakk'ın Habibi. Var dedi. Eğil ki diyeyim. Ashab nefeslerini tutmuş, o en kadim ruha kulak kesilmişlerdi. Var dedi. Kendin için dilemediğini kimse için isteme. Şimdi bu Nimri dedenin sofrasında bulunmuş, onun öz evladı Ercihan Dehmen'in çok güzel ifade ettiği bir hakikat. Hazreti Peygamber İslam'ın özünü, İslam'ın nüvesini diyor ki, size anlatayım. Kendin için dilemediğini kimse için isteme. Bu ne kadar güzel bir hakikattır. Bu şu anda insanlığın içinde bulunduğu, Sayın Buran, insanlığın içinde bulunduğu bütün felaketlerin de hallidir. Evet. Yani bugün koca koca devletler, koca koca ülkeler kendileri için istemediklerini, başkaları için istemeseler mesela hallolur. Bizim batıya bakıyoruz, Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyoruz. İnsan hakları ile ilgili, işçi hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili inanılmaz bir takım kaideler koyuyorlar. Amerika dizilerinde hayvan hastanelerini dizi yapmışlar. Hayvan hastanelerini dizi yapan Amerika, Irak'ta 1 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor, hiç vicdan azabı çekmiyor. Evet. Suriye'de binlerce kişi ölüyor, vicdan azabı çekmiyor. Bunun özetini, bunun özünü, bunun hallini Nur-u Kainat söylemiş. Ne demiş? Nimri dedenin sofrasında bulunan Ercihan Dehmen ifade ediyor. Tabi Hazreti Peygamber Nur-u Kainat'ın ağzından diyor ki, kendin için dilemediğini kimse için isteme. Bugün insanlığın içinde bulunduğu felaketin, bir noktada felaketin halli de bu. Öyle değil mi Sayın evet, Hocam? Evet. Programımızın sonuna geldik Sayın Ahmet Hocam. Sayın Naki Dehmen Hocam. Ahmet Hocam'dan başlayalım efendim. Bu programımızın ışığında ve Nimri Dede'nin ruhaniyeti karşısında neler söylersiniz son olarak? Evet. Son olarak ben kendimi bahtiyar addediyorum. Böyle evet. Bir zatı gıyabında bile olsa, şiirleriyle bile olsa tanıdığım için, sonra onunla ilgili, onun şiirlerini bu şekilde hazırlayıp bir kitaba dönüştürüp evet. Onu kamuoyuna tanıtma fırsatı bulduğum, şansı, bu imkanı bulduğum için kendimi mutlu addediyorum. Bir görevlerimden birini en azından yerine getirmiş gibi hissediyorum kendimi. Bu konuda tabii ki ben bunu hazırlarken Naki Bey gerçekten çok yardımcı oldu. İşte şiirleri verdi, kitapları verdi, evet. Evine gitti, misafir etti, anlattı her şeyi bana. Onun anlatımlarıyla test ederek bazı şeyleri onunla birlikte yazmış oldum. Evet, müziğe kavuştu. İnşallah Elazığ'da aşık edebiyatı tarzında örnek bir kişi Nimri Dede. Aşık edebiyatı tarzında şiir yazan, bu tarzda şiir yazan başka şairlerimiz evet. Yok. Yani evet. Bizim aşık tarzı dediğimiz hem tasavvufi, tekke tasavvuf şairi niteliğinde saz çalan ve aynı zamanda işte bu aşık tarzında şiirler söyleyen geleneğin temsilcisi olabilecek başka isim yok. Bu bizim Aşık Veysel'imiz olabilir. Evet. Onu demek istemiştim daha önce biraz bu konuyla ilgili. Ama sadece bizim de bütün Türkiye'nin Aşık Hayır, Veysel'i. Hayır, şu anlamda Sivas'ın Aşık Veysel'i var ya, o anlamda evet. Aşık Veysel bizim de elbette bizim Aşık de, Veysel'imizdir. De, evet. Ama yani burada mekan olarak Elazığ'da ki Aşık Veysel'imiz gibi, Aşık Veysel'in temsil ettiği şey hem şiir olarak iyi bir şair hem de birleştirici bir kimliği var Aşık Veysel'in. Bir Sünni'nin Aşık Veysel'e söyleyebileceği bir söz var mı? Aslında evet. İtiraz edeceği bir tarafı var mı? Hayır, yok. Evet. Bir Alevi'nin var mı? Yok. Yok. Yani kim itiraz edebilir? Nimri Dede'ye de itiraz edecek kimse yok. Doğrudan yana, ilimden yana, cehalete karşı, ayrılığa karşı, ayrı gayriye karşı, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı, evet. İşin ehline verilmesini istiyor. Yani hep doğrudan yana ve en merkezde duruyor. Alevi'nin de eksiğini eleştiriyor, Sünni'nin de eksiğini evet. Eleştiriyor. Dolayısıyla ideal bir birleşme noktamızdır Nimri Dede. Evet. Elazığ'da Nimri Dede'yi benim çok özel bir isteğimdir, arzumdur. Belki olursa çok çok mutlu olacağım ama Keban Belediyesi mi, Elazığ Belediyesi mi kim yapar bilmem. Ama Nimri Dede'nin mezarını bir türbeye dönüştürüp ve bir ziyaretgah haline getirmek ve
bir inanç turizmi böylece evet. hem yaratmak bölgede hem de onun fikirleri etrafında toplumu evet. birleştirmek. Evet. Toplumun ayrılıklarını ortadan kaldıracak böyle insanlara ihtiyacımız var. Bunlar bizim tutunma çivilerimizdir. Evet. Bu çivilerle çakılırız şu toprağa ve sabitleniriz burada. Aşık Veysel'le, işte Nimri Dede'yle, Karacaoğlan'la, öbürle. Yani bunlar bizi tutarlar böylece. Biz bunu geliştirmeliyiz, tanıtmalıyız. Bununla ilgili bazı şeyler yapmalıyız. Bizim elimizden gelen buydu. Evet, bu güzel bir... Bunu yaptık. Evet. Başkaları da başka şeyleri üstlenmeliler. Bir bunu söylemek isterim. Evet. Sonra şiirleri, çeşitli konularda yazılmış şiirleri, biz tasavvuf şiirleri üzerinde çokça durduk ama dediğim gibi vatan, millet, devlet, Atatürk, bayrak şiirleri var. Çok güzel. Evet. Bu yönüyle de topluma güzel mesajlar veriyor. Verilebilir. Ortak değerlerimiz konusunda... Sayın Buran, bunu mesela Elazığ, önce Elazığ'daki insanlar, şimdi ben şuna inanıyorum, insanlar kendi yakınlarındaki değerlere karşı daha şiddetli bir arzu duyuyor öğrenmek için. Mesela ben Nimri Dede'nin bütün bu konuşmalardan sonra mezarını ziyaret etmeye şiddetle, iştiyakla arzu ediyorum. İnsanlar kendi memleketinde yetişmiş böyle kıymetli, mübarek insanları tanıyınca onun eserlerini kendine yazılmış mektup gibi okuyor. Evet. O zaman Elazığ'da yükselen nesle biz bunu tanıtmak zorundayız. Senede bir Nimri Dede'nin mesela aşk şiirleri, vatan şiirleri, kahramanlık şiirleri ilgili bir liselerde kompozisyon yarışması yapabiliriz. Hazar şiir akşamlarında bir özel seans yapabiliriz. Bütün bunlar, bu temennilerinizi biz tebrikle karşılıyoruz, teşekkürle karşılıyoruz Sayın Burak. Tabii ölüm yıl dönümleri belli, her yıl böyle bir anma programı şekline dönüştürülebilir. Türkiye'de bu konuyla ilgili şairler, evet. müzisyenler ve başka ilgi duyan insanlar, mutasavvuflar filan toplanır buraya. Bir evet. Böyle bir hareketlilik de olur. Ayrıca bir şey daha, bilmiyorum bilerek mi yaptınız bu programı, Nimri Dede'nin ölümü de 10. aydır. Onu biz bilemiyoruz. Böyle bir vesile oldu. 10. aydır, yani bu ayda ölmüştü. Evet. Dolayısıyla adeta evet. bir yıl dönümü anması evet. gibi de oldu. Denk geldi. Allah rahmet eylesin. Tevafuk diyoruz. Ben ayrıca ona Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde evet, yatsın. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Naki Dehmen, babanız merhum Nimri Dede'yi andığımız bu programın sonuna geldik. Son olarak neler söylersiniz? Hocam, ben önce Ahmet Hocam'a namütenayi teşekkür ederim. Yani evet, efendim, bize teşekkür ediyoruz. Kendileri efendim. Bu mevzuya olağanüstü bir gayret gösterdi. Evet. Ve bu duruma kadar çok güzel bir şekilde evet. getirdi. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Bize teşekkür ediyoruz. Türk Edebiyatı'na, çağlar boyu Türk Edebiyatı'na çok kıymetli bir şahsiyeti, bir çok kıymetli bir eserle kazandırmış oldu. Çünkü eğer bu eser olmasaydı belki Nimri Dede gönüllerde yaşayacaktı ama çağlar boyu Türk Edebiyatı'na nakşedilmeyecekti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Manas Yayın Evi sahibi Şener evet. kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. O Elazığ'ın gizli bir şeyi. Gizli bir kahramanı. Kahramanı yani. Evet. Onun da mücadelesini ben çok takdir ediyorum. Evet. Tabii Nimri Dede'nin oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Bize maddi manevi çok güzel miraslar bıraktı. Evet. Yani Rabbim bize de bizden sonra gelecek olan nesillere böyle miraslar bırakmayı nasip etsin diyorum. Amin. Kendisine evet. gönü gönü rahmet diliyorum her akşam, her sabah. Evet. Yani onun evladı olmak gurur verici bir hadise. Ancak ona layık olmak için de gayretkar olacağız. Onun yolunda inşallah hep bir aile olarak, onun gönüldaşları olarak yürüyeceğiz ben inşallah. Ben şunu şey yapayım, yani biz mum dibine ışık vermezmiş, biz sağlığında onun kıymetini bilemedik. Evet. Ben babamı üzen evlatlardanım. Hele ki son ölüm gününde beni affetti. Elbette inşallah. Yani öyle bir elbette o zatlar çok kolay affeder. Öyle bir şey yaptı. Evet. Şimdi ben zaman zaman gidiyorum, işte tarikatlarda kendime mürşit arıyorum. Hepsi çok değerli insanlar. Çok muhterem evet. insanlar. Ellerini öpüyorum. Babamla mukayese ettiğim zaman diyorum ya, mürşit senin yanındayım, sen görmüyorsun. Haberin yok. Peki, haberin sayın yok. Naki Dehmen, programımızı kapatmak durumundayız. Evet, evet.
Buraya kadar teşrif ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Biz, biz teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Sayın Profesör Doktor Ahmet Kur'an, aynı teşekkürü sizin için de yapıyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir Ardıç Dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Merhum Nimri Dede'yi tasavvuf deryasına dalmış bir kıymetli şahsiyeti, 100 bin divit verseler bir Türkiye değişmem diyerek halkın gönül türkülerine de kulak vermiş bir şahsiyeti andık. Nimri Dede'ye Allah'tan rahmet diliyor, onu yad eden gönüllere de inşallah hastalıksız, sağlıklı, sıhhatli bir ömür niyaz ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.